Sakalsız erkek. Pardon, erkek demişim. Yani sonuçta yakışıklı bir adam. Zaten yakışıklısın. Üstüne bir de sakal bırakıyorsun. Çıtayı niye bu kadar yükseltiyorsun ki? Bizim için sıkıntı yok. O kadar çıtaya zaten ben ulaşamam ama diğer erkekler için sıkıntı. Sakallı erkek sevmiyorum ya. Böyle öpsen öpülmüyor. Geç sakalsız da böyle çocuk gibi oluyor. Sakalsız erkek de sevmiyorum ben. Ben de erkek sevmiyorum ya. Ya her şeyi bırak. Leonardo DiCaprio bile Oscar'ı sakal bıraktıktan sonra aldı. Biz daha neyi tartışıyoruz ki? Ya benim eski sevgilim sakallıydı. Çok da güzel bir çocuk. Çok güzel bir ilişkimiz vardı. Sonra niye terk etti bilmiyorum. Bir anda gidiverdi. Yok adam. Sakalsız erkek. Daha tatlı oluyorlar böyle. Tam yanakları sıkmalıkla tam işte minnoş oluyorlar. Sakalsız erkek. Bence kesinlikle sakallı erkek. Sakal erkeğin makyajıdır. Bence kesinlikle sakalsız erkek. Eğer sakalını kesiyorsa demek ki bu düzenli işine gidiyordur, düzgün bir hayatı vardı. Yani böyle tam evlenecek erkek. Yani ben bu sakalsız erkeği bulduğum zaman, bilmiyorum boşta tanıdığınız var mı, evlenebilirim, çocuk da yapabilirim. Yani ideal erkek kesinlikle sakalsız olan. Sakal bana bilgiyi çağrıştırıyor. En boş adam bile sakal uzatınca sanki daha entelektüel görünüyor. Sakalsız erkek kısa kollu gömleğe benzer. Rahattır falan ama böyle eğreti durur. Yani gel bir de sakallı erkek böyle çorba içiyor sakalı içinde, ayran içiyor sakalı içinde. İyi pis yani. Bir de ben Başak Burcu'm, öyle gelemem böyle şeylere. Kıvanç Tatlıtuğ mesela. Bir sakallı halini düşünüyorum, bir sakalsız halini düşünüyorum. İkisi de çok tatlı. Yani karar veremedim, bilmiyorum. Yani sanki malzeme iyi olduktan sonra fark etmiyormuş gibi. Ya ben erkek olsam mesela bırakırım, direkt bırakırım sakal. Böyle bir lütuf var. Nasıl mahrum bırakıyorsunuz kendinizi? Niye tıraş oldu bu sabah? Sakallısı da aldatıyor, sakalsızı da aldatıyor. Kız hepsi erkek, aynı bunların. Ama sakallısı aldatsın.